The Marshall Plan. Bu da New African dergisine alınmış arkadaşlar. Marshall Planı direkt olarak çok meşhur bir plan ama şimdi detaylarını hafifçe okuyacağız. Contrary to popular opinion, the reindustrialization of Europe was the main focus of the Marshall Plan. Using the traditional policy toolbox, including heavy protection of manufacturing industries. Contrary to popular opinion, evet, popüler fikre, fikrin tersine, ha, popüler fikir ne demektir? Genel kanaat, yaygın inanışın tersine, popüler bildiğiniz aslında bayağı popüler demek. Yani popüler müzik diyorsunuz veyahut da bir insan popüler olmasından bahsediyorsunuz. Ama buradaki popular opinion, herkesin sahip olduğu genel kanaat, fikrin tersine Avrupa'nın yeniden sanayileştirilmesi veya sanayileşmesi was the main focus of the Marshall Plan. Marshall Planı'nın ana odak noktasıydı. Fokusu odak noktası olarak verdik. Ne yaparak bunu gerçekleştiriyor? Using the traditional policy toolbox. Geleneksel siyaset toolbox nedir? Aslında araç gereç kutusu demek. Bayağı bu tamircilerin kullandığı alet kutusu demek bildiğiniz. Peki siyasi veya siyaset alet kutusu ne demek? Ellerinde kullandıkları her türlü işte araç gereç yöntemle demek. Dolayısıyla geleneksel siyaset araçlarını kullanarak, siyasi yöntemleri kullanarak bunu geliştirmekti. İşte Avrupa'yı yeniden sanayileştirmekti. Including, yani bu toolbox'a, araç kutusuna, yöntemlere neler dahil? Şu dahil. Heavy protection of manufacturing industries. Üretim endüstrilerinin korunması dahil. Manufacturing ile alakalı endüstrilerin korunması dahil. İşte geleneksel olarak siyasette kullanılan bütün yöntemleri kullanarak, yöntem dedim iyi mi? Yöntemleri kullanarak Avrupa'nın endüstrileştirilmesi Marshall Planı'nın ana odak noktasıydı. Heavy, ağır. The heavy protection, ağır korunması. Yani böyle sıkı koruma veyahut da ciddi koruma. Böyle yarım yamalak değil yani. Özür, oraya atladım demek. The Marshall Plan was not a simple program for transferring massive sums of money to struggling countries, but an explicit and eventually successful attempt to reindustrialize Europe, say Eric Reinhardt and Ha Yongchang. Yani ne bileyim ben, öyle okuduk. The Marshall Plan, Marshall Planı was not a simple program. Basit bir program değildi. Ne programı? For transferring massive sums of money to struggling countries. Transfer, aktarmak. Burada neyi aktarıyoruz, kime aktarıyoruz? Massive sums of money. Devasa, çok büyük miktarlarda para. Sums of money, para miktarı demek. Sum normalde toplamak falan gibi anlamlar var. Matematikte falan. Ama sums of money diyorsa amounts of money demek. Para miktarları. Yani çok büyük miktarlarda parayı to struggling countries. Struggle, mücadele etmek, uğraşmak. Struggling country olursa ne olabilir? Ne ülkeler? Mücadele eden ülke olmaz. Tuhaf olur. Çok güzel. Sıkıntıda, zor durumda olan ülkeler. Yani ne bileyim, kötü ekonomiyle mücadele eden, şartlarla mücadele eden. Dolayısıyla kötü durumda, sıkıntıda olan ülkelere, şuradaki ülkelere bol miktarda, büyük miktarda paranın transferi için yapılan basit bir program değildi. Fakat bunun gibi not deyip ondan sonra virgül but diyorsa arkadaşlar, şöyleydi diyeceksiniz. Yani was a program for this. Şunun için yapılan bir programdı. An explicit and eventually successful attempt. Explicit, açık, net. Explicit aynı zamanda açık seçik. Yani cinsel içerikli falan anlamına da gelir. Açık, net ve nihayetinde de başarılı olan bir attempt. Girişim. Ne yapma girişimi? To industrialize Europe. Avrupa'yı reindustrialize. Yeniden sanayileştirme girişimi idi. Veya sanayileştirme için yapılan bir program idi diyor şu iki insan.
It follows that if Africa really wants economic prosperity, it should study and draw valuable lessons from the Marshall Plan's dark twin, the Morgenthau Plan implemented in Germany in 1945. It follows that. Bu özel bir yapı. Hani takip eder ki ardından falan, değil mi? Follow malo onu beklerseniz hani işin içinden çıkamayabilirsiniz. It follows that. Bunun doğal bir sonucudur ki. Yani yukarıda söylediğimiz şu cümlenin doğal bir sonucudur ki, bunun arkasından şunu düşünmemiz gayet mantıklıdır ki falan. It follows that diyorsanız önceden söylenmiş olan bir cümlenin, efendim bir önermenin ortaya çıkardığı doğal veyahut da hani gerektirdiği sonuç demek. Veyahut da gerektirdiği kanaat demek. Dolayısıyla it follows that, yani şu cümlenin arkasından doğal olarak şunu söylememiz gerekir. O da if Africa really wants economic prosperity, eğer Afrika gerçekten ekonomik refah istiyorsa, prosperity, refah, müreffehlik, gelişmişlik, zenginlik istiyorsa, it, yani Afrika, should study and draw valuable lessons from the Marshall Plan's doctrine. Afrika should study, çalışmalı, yani incelemeli, iyice araştırmalı ve draw valuable lessons, draw lessons, dersler çıkarmalı, ibret almalı. Draw mesela conclusion, sonuç çıkarmak. Draw efendim ne diyebiliriz? Paralel, paralellik çıkarmak. Burada da kıymetli dersler çıkarmalı. From the Marshall Plan's dark twin. Marshall planının dark, normalde karanlık, koyu, kötü ikizinden değerli dersler çıkarmalı. Yani bunu hem çalışmalı, incelemeli, hem de dersler çıkarmalı. Bu Marshall planının kötü ikizi de ne? Morgenthau planı implemented in Germany in 1945. 1945 yılında Almanya'da implement edilen T'ye kadar. Neydi implement? Uygulamak, hayata geçirmek. Burada pasif, şurada which is, which was düşmüş, değil mi? 45 yılında Almanya'da uygulanan, hayata geçirilen Morgenthau planı şeklindeki plandan ders çıkarmalı veya ismindeki plandan ders çıkarmalı. Reinhardt tells the story best. Reinhardt, şuradaki vatandaş, Erik Reinhardt, bu hikayeyi en iyi şekilde anlatıyor. Tell the story best. Tell it best. Hikayeyi en iyi şekilde Reinhardt anlatıyor. When it was clear that the Allies would win the Second World War, the question of what to do with Germany, which in three decades had prospered two world wars, reared its head. When it was clear that, it was clear that, that'ten sonraki şu olay açıktı, aşikardı olduğunda, yani şu olay açıkça ortaya çıktığında, netleştiğinde, nedir o olay? The Allies, müttefikler, would win, kazanacaklardı İkinci Dünya Savaşı'nı. Müttefiklerin İkinci Dünya Savaşı'nı kazanacakları netleştiği zaman, ortaya net bir şekilde çıktığında, the question of what to do with Germany. Question, sorusu veyahut da meselesi. Of ne meselesi? What to do with Germany? Almanya'yla ne yapılacağı, ne yapılması gerektiği meselesi, iki virgül arasına atarsınız, reared its head. Kafasını yükseltti, ortaya çıkardı, gösterdi. Ne demek şimdi bu? Rear normalde hani arka demek. Efendim, yetiştirmek, büyütmek demek vesaire, ama burada kafasını çıkarmak, yükseltmek. Bu da bir deyim arkadaşlar. Rear, baş göstermek fena olmadı aslında. Ortaya çıkmak. Genellikle ugly ile kullanılır. Hani böyle olumsuzluk ifadesi olarak çok sık kullanılır. Bakın şurada hemen ikisini de görüyor musunuz? Ugly head. En çok böyle, yani böyle ne diyelim, kötü, az önce tam aklımdaydı, ugly'yi bulacağım derken kafamdan uçtu gitti. Ha, çirkin yüzünü gösterdi, bravo, aynen öyle. Aynen öyle. Benim jestim de biraz şey fazla oldu değil mi? Ha, yaşa diyecektim, böyle sanki yumruk sallıyormuş gibi çıktı. Allah belanı versin gibi çıktı, evet. Evet, kendime de tuhaf geldi yani, sevindim derken, evet.
Which yani şu Almanya ile ne yapılacağı, ne yapılması gerektiği sorusu, meselesi which veya pardon özür diliyorum Almanya ki bu Almanya ki in 3 decades 3 10 yıl içerisinde 30 yıl içerisinde had precipitated two world wars. İki dünya savaşına precipitate normalde yağış demek ama burada fiil çökelme demek değil mi? Ama bir de cause sebep olmak, zemin hazırlamak, neden olmak gibi anlamları var. Enteresan değil mi? Yağışla sebep olmak ne alaka? Veya çökelmekle ne alaka? Ama var işte. Evet, demek ki 3, 10 yıl, 30 yıl içerisinde İki Dünya Savaşı'na sebep olmuş olan Almanya ile ne yapılması gerektiği, ne yapılacağı, ne yapılabileceği sorusu, meselesi yüzünü gösterdi, baş gösterdi, ortaya çıktı. Şu olduğunda, müttefiklerin İkinci Dünya Savaşı'nı kazanacakları netleştiğinde. Henry Morgenthau Jr., the US Secretary of the Treasury from 34 to 45, formulated a plan to keep Germany from ever again threatening world peace. Şu vatandaş, Morgenthau, değil mi? Şuradaki Morgenthau planının sahibi, Jr., bu vatandaş da kim? 34'ten 45'e kadar Amerika'nın Secretary of the Treasury. Hazine Bakanı, Maliye Bakanı. Treasury zaten hazine demek malum. Direkt the Treasury dediğiniz zaman Türkçedeki de hazine diyorsunuz zaten. Hazine Bakanlığı. Amerika'daki bütün bakanlıklara sekreteri deniyor değil mi? O da enteresan. Bu vatandaş formulated a plan. Bir plan formüle etti. Ne planı? A plan to keep Germany from ever again threatening world peace. Keep somebody something from doing something. Birisini from bir şey yapmaktan alıkoymak, yapmasını önlemek. Keep, prevent, stop. Değil mi? Bunlar yaygın olarak kullanılıyor. Stop from doing something. İşte prevent somebody from doing something. Bu yapılar 3-4 tane böyle var. Ne planı? Almanya'yı from ever, asla bir daha gelecekte ever, again bir daha tekrar threatening world peace, dünya barışını tehdit etmekten alıkoyacak bir plan formüle etti. Oo, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkürler. Burada problem yok değil mi? Ever again ifadesi bir daha kesinlikle asla, tabi olumsuzluk ifadesi hani never gibi kullanılır bu genellikle. Gelecekte bir daha bunun olmasını önlemek demek.